Merhaba internet, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için adım Çağdaş Ulukan. Eski milli takım oyuncusuyum ve uzun yıllar milli takım antrenörlüğü yapmış birisi olarak kanalımda, sizler sayesinde Türkiye'nin en büyük kanalı haline gelen kanalımda tenisle ilgili bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Havayı güzel buldum ve hemen evin bahçesinde kendimi dışarı attım. Ve çok uzun zamandır bahsetmek istediğim bir konu var. Stille teknik arasındaki fark. Stil nedir, teknik nedir, hangisine odaklanmalıyız, hangisi bizim için önemlidir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Hemen gelin başlayalım. Şimdi teknik nedir? Ondan bahsetmek istiyorum kısaca. Teknik bir spor dalında vuruşu gerçekleştirebilmek için gerekli olan beceri yöntemleridir. Bir araçtır. Esasında bir araç olarak da nitelendirebiliriz tekniği. Bu araçlar olmazsa, bu anahtar faktörler olmazsa vuruşu doğru bir şekilde gerçekleştiremeyiz. Stil nedir? Stil de bu becerilerin, bu yöntemlerin sunuş biçimidir arkadaşlar. Sunuş biçimiyle yöntem ve araçlar, bunları bir kenara ayırmak lazım. Günümüzde stile, hala stili öğretmeye çalışan, eğer antrenör arkadaşlar varsa bunları yapmasınlar. Sadece teknik fundamental'lara odaklansınlar. Bunu tavsiye edebilirim. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda Bjorn Borg mesela Eastern Forehand'e ilk geçiş, sonra Sammy Western'e geçişi onun sayesinde olmuştu. Hatta ondan önce de birkaç oyuncu olmuştu ama tamamen dünya modern tenisine girişte topspin muhabbeti Bjorn Borg'la girdi diyebiliriz. Zamanında Bjorn Borg'a continental grip'le vurması öğretilmişti. Ama Bjorn Borg bunu kendi stiline uygun, daha doğrusu kendi stilini oluşturarak ve kendisi nasıl iyi hissediyorsa o şekilde vurmaya başladı. Hatta çift tel bekendi de böyle elinden bırakırdı. Onun videosunu da buraya bırakıyorum. Yani çift tel bekendi elini bırakma. Şimdi burada günümüzde karşılaştırdığınız zaman elini bırakan oyuncu var mı? Yok. Yani bakın Bjorn Borg'un vuruşundan sonra elini bırakışı. Aynı şekilde Monica Seles mesela. Monica Seles de çok anortodoks bir oyuncuydu. Kabul görmeyen bir vuruşa sahipti. Her iki taraftan da çift tel nasıl vurulur dendi 90'lı yılların başlarında. Hani bu nasıl oluyor dendi ama bu Monica Seles'e yatkın bir stildi. Her iki taraftan çift tel vurması ona uygun, o nasıl rahat hissediyorsa kendini o şekilde sunuş biçimini geliştirdi. Günümüze baktığımız zaman birbirlerine benzeyen stillere örnek vermek gerekirse mesela Grigor Dimitrov'la Federer'in vuruşları gerçekten birbirine benziyor. Ama bu iki oyuncu dışında ben zannetmiyorum ki hani birbirlerine benzeyen oyuncular olsun. Varsa alta yorumlarınızı da beklerim. Hani şu oyuncuyla bu oyuncu birbirine çok benziyordur hocam. Dimitrov ve Federer dışında da diyebilirsiniz. Ama gerçekten Federer'le Dimitrov'a baktığınızda karbon kopya gibi birbirinin aynısıdır. Elit seviyedeki oyuncuların yaptığı gerçekten fundamental teknik şu. Çok kısaca özetleyeceğim. Yani antrenör arkadaşların veya hobi olarak oynayan oyuncuların bu noktalara değinmesi, bu noktaların üzerinde durmasını önemsiyorum ve tavsiye ediyorum. 1. Şu raket başı yukarıda olacak. Yani bu raket başının yukarıda olması bütün oyuncuların sıklıkla yaptığı bir şey. Ondan sonra raket ister yere doğru baksın, ister açık kalsın. Kenardan, profilden göstereyim. İster şöyle olsun, ister böyle olsun. Bu hiç önemli değil arkadaşlar. Önemli olan raket yukarıdan gelsin ve dominant omuz. Yani raketi tutan omuzun, non-dominant omuzun önünde olması gerekiyor. Şu değil arkadaşlar. Şu değil. Yani non-dominant omuzun, dominant omuzun önünde olmaması gerekiyor. Böyle değil. Böyle. Dolayısıyla neden bahsetmiş oluyoruz? Üst gövde rotasyonundan bahsetmiş oluyoruz. 1. Raket yukarıdan açılacak. 2. Dominant olan omuz, non-dominant omuzun ilerisinde olacak. 3. Bitiriş yine stile giriyor arkadaşlar. Nadal'a bakarsınız. Adam kement atar. Ama bakarsınız Murray, Federer, Grigor Dimitrov bu şekilde bitirirler. Bitiriş de tamamen kişiseldir. Lütfen öğrencilerinize veya bir senior tenisçiyseniz bitirişlerinize çok
odaklanmayın. Odaklanmanız gereken raketin yukarıda gelmesi, yukarıdan gelmesi ve burada önemli olan bir şey raketin topun altında olması mutlaka. Ve sağ dominant omzunuzun veya solaksanız sol omzunuzun non dominant, baskın olmayan omzunuzdan daha önde olmasıdır arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Stil kısmına çok kafayı yormayın. Sunuş biçiminize kafayı yormayın. Nasıl hissediyorsanız kendinizi, nasıl rahat hissediyorsanız o şekilde vurmanızı öneririm. Hani ve kopyalamayın. İşte Federer böyle vuruyor, Nadal böyle vuruyor, Murray böyle vuruyor. Ben de onlar gibi öyle vurmak istiyorum diye değil de kendiniz nasıl iyi hissediyorsanız ve kendinize nasıl uygun vuruş üretebiliyorsanız o şekilde stilinizi geliştirmenize, kendine özgü bir stil yaratmanızda fayda var diyorum. Evet, kapanışı Şile'yle yapacağız arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Şu sağ altta gördüğünüz şey harflerinden de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Stil ile teknik gerçekten birbirinden ayrı şeyler. Tekniğinize odaklanın, stilinize değil. Stil nasıl hissi vuruyorsanız öyle vurun. Şile. Öp. Bye bye de. Bye bye.